Evet, Merve geliyor. Evet, hemen sırttan ben de Türkiye logosunu görünce Koç Baksa'da Levent Aydemir'i izleyeceğiz. Sevgi izleyiciler, milli sporcumuz Merve Çoban'ı görüyorsunuz. Bol şanslar Merve. Umarız ki ilk madalyamızı alacağız seninle. Mesajlarınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. Yine hatırlatalım. Sosyal medya, Twitter, sports.com.tr ve aynı zamanda mail yoluyla bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sporcularımızla ilgili destek mesajları da geliyor. Teşekkür ederim. Evet, rakibi Sırp Preković. Evet, tabii Merve Preković'e göre daha tecrübeli. 24 yaşında ama yaklaşık 4-5 yıldır da Büyükler Milli Takımı'nda yarışıyor. Aynı zamanda takım komitede de yer alan ve 5 numarada rakibi daha da gerilerde. Favoriz diyelim. Evet. Merve dediğim gibi Preković'e göre daha tecrübeli. İstanbul'da şampiyon olmuştu. Burada üçüncülük mücadelesinde izleyeceğiz kendisini. Başarılar Merve. Evet. Merve'nin bir tekniği var ama Preković oyuncu mu davrandı? Evet. İlk puan rakibe. Danzuki dediğimiz umutlarla etkili olmaya çalışıyor ama sanıyorum biraz kısa kalıyor. En az bir dakika. Tabii Merve'nin şu ana kadar daha atak olduğunu söyleyebilir. Zaten Preković puan aldığında da Merve atağı yapan isimdi ama Merve'nin o atak yaparken esnadaki boşluğunu iyi yakaladı ama kalan geçen sürede hiçbir atağı ve tekniğini görmedik. Olası bir puan eşitliğini diyeyim ama rakibin puan eşitliğini kaybetmesi lazım. Hakem kararı Merve'den yana olacaktır ama şu anda gerideyiz. Merve her şeyi deniyor şu anda ama rakibi savunma yapmayı tercih ediyor. Zorluyoruz ama istediğimiz şekilde ilerlemiyor şu an. Tabii her türlü tekniği deniyor. Hani baş bölgesine yapılan yumruklar, tekme, bel ve boyun bölgesine ve kategori 2'den de cezayı aldı. Yani izliyoruz şu an. Preković hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece savunma. Hani savunma yaparak madalyaya gidecek. Burada biraz kötü düştü ama bir şey yok. Çok geri dönüşler gördük. Burada seninle birlikte neden olmasın diyelim. Moral bozmamak lazım. Haydi Merve Çoban. Yani Levent Aydemir hocamızın da itirazını duyuyoruz. Hakikaten Preković hiçbir şey yapmıyor şu anda. Oh. Kamera açı değişti bir anda. Evet, orada Preković'in bir şuradan yoku gelisi vardı ama karın bölgesine yapılıyor bu teknik. Tam
karın boşluk diyebileceğimiz bölgeye tam geliyor. Boşluk. Bunun ceza olması lazım aslında. Gördüğümüz açıdan dolayı söylüyoruz bunu ama. Bu arada devam etmek istiyor hani. Sağlık görevlileri temas etmek istiyor kendisine ama Merve... Ya iyi olduğunu söylüyor. Hı-hı. O yüzden hani tabi orada sorduğu soruları aldığı cevap önemli ama... Evet, kaybettik mücadeleyi Merve Çoban. Kaybettik ama yani bir... Sakatlık durumu da var. Merve psikolojisi de zaten giderek tabii, iyice... Çok sert bir darbeydi o. Hani puan için yapıldı mı? Puan değildi. Zaten Rekovic de uyarıyı aldı ama yani müsabaka boyunca tabii şu noktada Merve atak yaparken doğru zamanda doğru hareketi yapınca puan aldı ve onun dışında Rekovic'i hiçbir şekilde izleyemedik. Sadece savunma. Savunmayı da biraz sert, agresif yaptı. Merve'nin de dediğim gibi her anlamda hata oldu ama izliyoruz burada da. Burada Pirakovic'e verdiği puan işte. Boşa gitmiş orada. Evet.